Merhaba sevgili anneler. Okulların açılmasıyla ve artık havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda kış hastalıkları dönemi de geldi çattı ve her bir annenin endişesi de aslında çocuğumun bağışıklık sistemi güçlü mü, çocuğumu hastalıklardan nasıl koruyacağım? O noktada biz de bağışıklık sistemi ile ilgili merak ettiğiniz soruları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yıldırım Ramazanoğlu'na sorduk. İyi çalışan, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin önemi nedir? Bağışıklık sistemi bizim tıpta immün sistem dediğimiz ve insan vücudunu bakterilere, viruslara, mantarlara ve diğer tüm mikroorganizmalara karşı koruyan biyolojik sisteme verdiğimiz isim. Tabii bu özellikle insanın mikroorganizma dediğimiz, yani halk arasında mikrop diye bilinen bu ajan patojenlerle savaşımında çok önemli bir biyolojik sistem. İşte bu biyolojik sistemin güçlü olması insanın hayatta kalabilmesi için olmazsa olmaz bir ön şarttır. Aksi halde bu mikroorganizma dediğimiz bakteriler, virüsler, mantarlar insan vücudunda ciddi tahribatlar yapabilirler. Bağışıklık sisteminin yeterli olmadığı vücutlarda bu tahribatlar Allah korusun çok ciddi ağır tablolarla hatta ölümle sonuçlanabilir. Onun için işte bağışıklık sistemi bizim hayatta kalabilmemizi, mikroorganizmalarla savaşabilmemizi sağlayan çok önemli biyolojik bir sistemdir. Bunu bu şekilde tanımlamamız belki en basit tanımlama olacaktır. Bağışıklık sistemi ve fonksiyonları özellikle bazı vitamin ve minerallerle yakından ilişkili. Bu noktada hangi vitamin ve mineraller bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor? Akılda kolay kalması için özellikle alfabenin ilk 5 harfini ben zikretmek istiyorum, izin verirsiniz. A, B, C, D, E vitaminleri. Özellikle vitaminler açısından bu 5 vitamin son derece önemli. İlaveten eser elementler, mineraller açısından da kalsiyum, manezyum, çinko, demir, özellikle selenyum son zamanlarda ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ve tabii elektrolitler arasında yer alan sodyum ve potasyum, bunlar da son derece önemli eser elementler ve mineraller grubunda yer almaktadır. Bunlar insan vücudunun hem metabolik altyapısının eksik olarak çalışabilmesi, biyolojik fonksiyonları sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi ve biraz önce bahsettiğimiz bağışıklığın görevini yapabilmesi açısından olduğu gibi çocukluk yaş grubunda büyüme gelişme açısından son derece önemli ham maddelerdir. Ve bunlar tabii ki mümkünse doğadan elde etmemiz, bunun mümkün olmadığı hallerde ciddi eksiklikler varsa bunları da doğadan elde edilmiş vitamin mineral preparatlarını çocuklarımıza veya bunları içeren doğal ham maddeleri çocuklarımıza vermek suretiyle telafi etmemiz gerekiyor. Bir de özellikle son yıllarda propolis denen bir bileşenin çocuklarda vücut direncini artırdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleniyor. Bu noktada aslında kafalar biraz karışık. Propolis tam olarak nedir? Tabii propolis özellikle arıların çok sayıda bitki özlerinden taşıyarak ürettikleri reçine kıvamında bir doğal ham maddedir. Bunun özellikle antiviral, antibakteriyel etkileri, antibiyotik etkileri olduğu kadar antioksidan etkileri de vardır. O bakımdan propolisin hem dokuların rejenerasyonunda, yenilenmesinde, yara iyileşmesinin çabuklaşmasında ve enfeksiyonlara karşı vücudun ve dokuların korunmasında önemli görevleri vardır. Tabii dikkat ederseniz korunmasında kelimesini özellikle kullanıyorum. Şimdi propolis hem sağlıklı bir vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasında hem de enfeksiyon nedeniyle tedavi edilmiş bir vücudun enfeksiyon sonrası tedavi tamamlandıktan sonra bu enfeksiyon tekrarlamaması için yine takviye edilmesinde faydalı olan bir ek koruyucu ham maddedir. Bu tür takviye edici ham maddelerin tabii ki modern tıptaki uygulamaları her geçen gün daha da artmaktadır. Peki o zaman bağışıklık sistemini destekleme noktasında propolis nasıl kullanılmalıdır? Siz hastalarınıza nasıl öneriyorsunuz? Ben bu
burada yeri gelmişken önce anne sütünden bir bahsedeyim. Anne sütünün önemini vurgulayalım. Tabii ki sağlıklı zamanda doğmuş bir bebek en çok anne sütüne ihtiyaç duyar. Düzenli olarak çocuklarını emziren ve anne sütü yeterli olan çocukların ilk beslenmesi özellikle anne sütüyle olduğu takdirde yaklaşık 18 ay hatta 24 aya kadar varan sürelerde anne sütü içindeki antikorlar çocuğa geçer. Annenin kendi yaşamı boyunca geçirmiş olduğu enfeksiyonlara karşı kendi sütünde antikorlar çocuğa geçmektedir. Bu bakımdan anne çocuğu emzirdiği müddetçe çocuk birçok enfeksiyon hastalığına karşı doğal olarak korunma imkanı bulur. Propolis'in çocukluk yaş grubundan itibaren kullanılması hususundaki benim önerilerime gelince özellikle 1-1,5 yaşından itibaren yani birçok anne 1-1,5 yaşından sonra anne sütünü kesebiliyor veya sütü yetersiz hale geliyor veya annenin sütü kesiliyor. O bakımdan 1-1,5 yaşından itibaren yaklaşık miktar olarak 10 mililitreden başlamak suretiyle 4 yaşından sonra bunu 12 mililitreye çıkararak 9 yaşından sonra 14 mililitreye çıkararak 12 yaşından sonra 16 mililitre hatta daha yüksek miktarları çıkarmak suretiyle günlük kullanımda propolisi ailelere, çocuklara tavsiye etmemiz mümkün. Bunun özellikle koruyucu etkisinden yararlanmak ve diğer koruyucu önlemler arasında vatandaşlarımızın, halkımızın buna kendi vücutlarının takviye edilmesi bakımından yer vermelerini sağlamak hepimiz için önemli bir görevdir diye düşünüyorum. Yıldırım Hoca'ya sorularımızı cevaplandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese sağlıklı bir kış dileriz.